Yaklaşık 20 aydır PKK lideri Sayın Abdullah Öcalan üzerinde bir ağır bir tecrit koşulları uygulanmakta. Bugün avukatlar olarak da, aile olarak da herhangi bir temas söz konusu değil. Bu en son edindiğimiz bilgiler çerçevesinde tamamıyla böyle absürt bir gerekçeyle bir disiplin cezası söz konusu. Yani bu tamamıyla keyfi ve ağır bir tecrit uygulanmaktadır. Yani en son 23 Mart'tan bu yana sadece bir telefon görüşmesi, o da yarım kesilmiş bir telefon görüşmesi gerçekleşmiş. Yani o tarihten bu yana herhangi bir iletişim, herhangi bir haber alınamamaktadır. Bugün yani bu da aynı zamanda bir hak ihlalini getiriyor ve bugün çıkarmış olduğu yasayı, kendi çıkarmış olduğu yasaları uygulamamakla mükellef bir durum söz konusu. Yani bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın ağır bir tecrit koşulları altında bulunması hem hukuksal açıdan hem de insani açıdan gerçekten bir sorun teşkil etmektedir. Bugün toplum nezdinde de bakarsanız hani aslında Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan siz de biliyorsunuz ki yıllarca yani en son yani 3,5 milyon insan benim siyasi irademdir diyerekten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir vermiş olduğu bir dilekçe söz konusu. Bugün evet yani bugün ağır tecritin uygulanması Kürt halkında bir kaygı yaratıyor. Bugün evet daha önce de aslında bu tecrit kaldırılaraktan bir müzakere yürütülebilir. Daha önceden de Kürt halkının belirtmiş olduğu bir adrestir yani çözüm noktasında belirtilen bir adrestir Sayın Abdullah Öcalan. Yani bugün çözümsüzlükte diretilmesi ülkeyi kaosa, felakete sürükleyebiliyor. Yani nitekim yani güvenlikçi politikalarla bu sorun, Kürt sorunu çözülemeyeceğini defaatçe denenen bir yol yöntemdir. Aslında güvenlikçi politikalarla çözülemeyeceğini herkes biliyor. Ancak bu çözümsüzlükte diretmelerine anlam veremiyoruz. Bugün işte hani Kürt sorunun çözülememesi ve Kürt sorunun demokratik yolla çözülememesinden kaynaklı bugün ülke bir kaosa sürüklenmiş, ekonomik olarak, sosyal olarak, kültürel olarak ve siyasal olarak bir bunalım yaşamaktadır. Bugün bu sorunları beraberinde Kürt sorunundan kaynaklı bir aslında bu kadar ülke eğer kaos içerisindeyse bu Kürt sorunu çözümsüzlükten kaynaklıdır. İnanıyoruz ki bugün Kürt halkı da ve avukatlar olarak da yani bu endişenin bir an önce giderilmesi adına o tecritin kaldırılarak bir çözüm sürecinin ya da bir diyalog için bir zemin hazırlanması gerekiyor. Ve bugün Kürt halkı da biraz önce de belirttiğimiz gibi bir kaygı, bir endişe içerisindedir. Yani denenmiş yollarla bir daha o aynı o senaryolarla, aynı o güvenlikçi politikalarla bu işin çözülemeyeceğini herkes biliyor. Bugün çözümün muhatabı İmralı'dır, Sayın Abdullah Öcalan'dır. Sayın Abdullah Öcalan'ın konuşması ülkeye bir refah, bir huzuru getireceğine inanıyorum. Çünkü bugün evet hem Orta Doğu hem de Avrupa üzerinde de aslında böyle demokratik önerileri var. Yani bugün Sayın Abdullah Öcalan'ın konuşması takdirinde ya da konuşması minvalinde bugün en azından Rojava'ya yönelik o saldırıların da durdurulacağına inanıyoruz. Çünkü çözüm önerileri, çözüm gücü orasıdır. Yani bugün Rojava'ya yönelik bir kara hareketi hem yani insani açıdan aynı zamanda ekonomik açıdan da bir de huzursuz yani bu bölgeye bir huzursuzluk getireceği açıkken bu kara operasyonda veya hava operasyonda diretmesi bir çözümsüzlüğü beraberinde getirmektedir. Tecritin kaldırılması yönünde mesela bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de bir kararı var. Umut Hakkı. Yani bugün bu umut hakkını en azından bunu kamuoyuyla paylaşaraktan bu umut hakkını uygulayacaklarını deklare etmesi dahi bir bölgede bir barışın en azından barışın ve çözümün bir şey etkisi çözüme yönelik bir etkisi olacağına inanıyoruz.